Serap sen bakar mısın? Alo. Merhaba, Didem Hanım orada mı? Evet, burada. Berk Bey acil kendisini çağırıyor. Gelmesini söylerseniz sevinirim. Tamam, söylerim hemen gelir. Berk Bey seni çağırıyormuş. Acilmiş. Neden hemen geliyor diye atladın ki? Belki gitmek istemiyorum. Ne bileyim ben ya. Belki görüşmeniz iyi olur, barışmanıza vesile olur diye düşündüm. Ne barışması ya? Berk Bey başkalarıyla fingirdemeye başlamış bile. İmkanı yok barışmam ben onunla. Nasıl ya? Emin misin? Kim söyledi? Kimse. Kendi gözlerimle gördüm. Kahkaha içinde toplantılar yapıyor güzel bayanlarla. Ne konuşuluyorsa çok eğleniyor yani. Sen de burada öyle oturup olanları izle öyle mi? Ne kadar safsın ya. Şu binada senin yerinde olmak isteyen onlarca kız sanıyorum ben. Ne yani? Odaya dalıp saçını başını mı yolacaktım kızım? Bekçi mi olacaktım girmesinler odaya diye? Elbette hayır. Ama böyle de oturmamalısın bence. Yani koskoca Şadollarından birini tavlamışsın. Evlenmeyi başarmışsın. Şimdi de elinin tersiyle itiyorsun. Bravo yani. Gözü tok kızmışsın. Bir adamın huyuna gitmek bu kadar mı zor be kızım? Rahat batıyor herhalde. Ben senin yerinde olsam kimseye kaptırmam kocamı. Yan gelip yatarım. Deli olma, aç gözünü. Ahmet Bey, ben telaştan sormayı unutmuşum. Biyopsi ne kadar sürer? Fazla zamanınızı almayacağız Gümüş Hanım. Sadece kitlenin habis olup olmadığını anlamak için küçük bir parça alacağız. Hastanede kalmam gerekecek mi peki? Yok yok. Bir iki saat dinlendikten sonra sizi evinize gönderebiliriz. Ha öyle mi? Tamam, çok sevindim. Başka merak ettiğiniz bir şey var mı? Yok. Sağ olun, zamanınızı aldım. O zaman 9'da görüşüyoruz değil mi? Tamam Gümüş Hanım. Yarın görüşmek üzere. Sağ olun. Hoşça kalın. Bu grafiklerde görülen yükseliş doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Rakamları da görünce bize hak vereceksiniz. Umarım. Önemli olan bu yükselişin sürekli olması. Bunu sağlamak zorundayız. Kolay gelsin. Beni çağırmışsınız. Evet, sizi istedim. Ama hazırlamanız gereken raporlarla birlikte. Hazır değil mi yoksa? Hala üzerinde çalışıyoruz. Birkaç konu hakkında Afyon'dan ayrıntılı bilgi istedik. Onların gelmesini bekliyoruz. Da bugün üzerinde çalışmamız gerekiyordu. Neyse, madem hazır değil sonra konuşuruz. Ama lütfen biraz hızlandırın. Yarına hepsi elimizde olmalı. Tamam, yarın sabah masanızda olur. Peki. Diğer raporlara geçelim o halde. Teşekkür ederiz Didem Hanım. Çıkabilirsiniz. Buyurun. Beni çağırtmışsınız Gümüş Hanım. Evet canım. Yarın dışarıda bazı işlerim çıktı. Randevularımı iptal et diyecektim. Tabii Gümüş Hanım, nasıl isterseniz. Gümüş Hanım, bir sorun yok değil mi? Ha, bu benimle ilgili bir şey değil canım. Bu benimle ilgili de biz şey düşündük, vakıf yararına bir defile yapalım. Bunun için de biraz araştırma yapıyoruz. Çok iyi düşünmüşsünüz Gümüş Hanım. Bizim ailede bu hastalığı çeken o kadar çok kişi oldu ki. Öyle mi? Geçmiş olsun. Kimdi hasta olan? Annem ve teyzem. Çok geçmiş olsun. Ben de ne olur ne olmaz diye 6 ayda bir mutlaka kontrole gidiyorum. Erken teşhis bu hastalıkta en önemli şey. Evet, evet doğru. Çok önemli. Bence de çok güzel düşünmüşsünüz. Bu defile bir sürü kadına umut verecek eminim. Evet, umut verecek. Nilay. Efendim Gümüş Hanım. Annene, teyzene ne oldu? İyileştiler mi? Teyzemi kaybettik maalesef. Hastalığı öğrendiğinde çok geç kalmıştı. Metastaz yapmış. Ne yaptıysak kurtaramadık. Başın sağ olsun. Annem? O çok iyi. Teyzemi kaybettikten sonra hepimiz çok dikkatli olmaya başladık. Bu yüzden annemin hastalığını ilk evrede öğrendik. Şimdi hiçbir şey kalmadı. Turp gibi maşallah. Allah hepinize uzun ömürler versin inşallah. Sağ olun.